Benim gördüğüm kadarıyla gizli bir savaş var. Bu zamana kadar hiç ortaya çıkmamış bir savaş. Ses çıkarmazsan, hal hatır sormazsan, her birinin gizli ajandası olduğunu bilmezsen, partinin kalesi bu şehrin insanlarını AK Parti'den uzaklaştırıyorsun diye çıkışmazsan, sözün özü şu. Evet sevgili seyirciler, Kanal Maraş bugün bir ilki gerçekleştiriyor. Yazmış olduğum köşe yazısını Kanal Maraş stüdyosundan sizler adına hem konuşmak hem paylaşmak hem de yorumlamak istiyorum. Kahramanmaraş'ta AK Parti içerisinde neler oluyor? Takdir edersiniz ki 2-3 gün önce Elbistan'da AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal önderliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Ekinözülü mahalle muhtarlarının şikayetini söyledikleri esnada bir kargaşa yaşandı. Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker'in hakarete varan cümleleri sonucunda ortalık karıştı. Tabii ulusal gündeme düştü bu haber. Mahir Ünal Elbistan'da protesto edildi, yuhalandı diye haberlerde yer aldı. Tabii bu haberi ilk yapan Kanal Maraş'tı. Diğer ulusal medya Kanal Maraş'tan alarak yaptı bu haberi. Tabii bazı paylaşımlar oldu teşkilat üyelerinden. Tabii hazırlanmış bu paylaşımlar sosyal medyada dile getirildi ve ben de onlara cevap verdim. Kahramanmaraş'ta AK Parti içerisinde gerçekten çok şeyler oluyor. Yani neler olmuyor ki diyebileceğimiz olaylar gerçekleşiyor. Benim gördüğüm kadarıyla gizli bir savaş var. Bu zamana kadar hiç ortaya çıkmamış bir savaş. Mahir Bey'in yalnızlaşmasını görüyorum ben. Hoş, bunda kendisinin de kabahati çok büyük. Havadis Maraş editörü ilk defa bir gerçeği yüksek sesle dillendirdi. Geçtiğimiz günlerde bir köşe yazısında Mahir Ünal'ın etrafında gönülden destekleyenlerin kalmadığını yazdı. Hiç unutmuyorum. Hani şu kervananda 2019 seçim sonrası tüm yerel medya mensuplarının bir araya geldiği ve gündem harici mikrofon alıp "Sayın Bakanım, ajanstan gelen banner reklamlarınız için bize bir bedel yazılmış ve fatura kesmemiz isteniyor. Ona fatura kesmeyeceğimizi mail olarak attım. Bilginiz olsun" demiştim. Kalabalık orası. Ve Mahir Bey "Sen fatura kesmedin mi?" dediğinde "Sayın Bakanım, sizin değeriniz bizim yanımızda farklıdır. Biz sizin haberlerinizi veya ilan reklam bannerlarınızı para almak için yayınlamıyoruz" demiş. Mahir Bey'in dönüp "Ali" dediğini herkes dün gibi hatırlar. Ve o Ali kardeşimiz bir gece yarısı telefon etmiş, aynen şöyle demişti: "Abi rahatsız ettim. Bakan Bey aradı şimdi. Kanal Maraş'ta haberini görmemiş. Haberini girmemişsiniz. Ben de demiştim ki bize haber atan olmadı teşkilattan. Ne mesaj ile ne de mail ile" demiştim. Hani AK Parti'nin bir seçim şarkısı var ya, nereden nereye? İşte diyorum ki gece yarıları haber girilmemiş diye telefon açılan günlerden bugünlere geldik. Yani yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değişen bir Mahir Ünal var karşımızda. Yalnızlaşan bir Mahir Ünal. Kahramanmaraş'a her geldiğinde gündeme oturan ve ulusal medyada yer alan bir Mahir Ünal. Üzülüyor musun derseniz şahsen üzülüyorum. Niye? Benim Kahramanmaraş'ımı bir milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili. Severiz sevmeyiz, o ayrı bir şey. Ama her geldiğinde gündemde yer alıyorsa bir düşünmek lazım. Nerede yanlışlık var diye. İşte ben diyorum ki şimdi hiç kendi kendine sorguladığı oluyor mu acaba? Sorguladığı oluyor mu? Ben nerede yanlış yaptım diye. Biz kendisini gönülden severken Kahramanmaraş'ta mahşerin dört atlısı gibi Mustafa Şirin, Abid Vanlı, Mehmet Taş ve ben hiçbir zaman maddiyatı düşünmeden yanında yer alırken şimdi neden şahsım olarak karşısında durduğumu, hoş diğerleri de yanında değil çünkü göremiyorum. Her gelişinde bu dört isim yanı başındayken şimdi neden yoklar? Mahir Ünal bunu hiç düşünüyor mu? Hiç şöyle başını yastığa koyduğu zaman benim şehrimde hep benim yanımda olan insanlar benden neden uzaklaşıyor diye düşündüğü oluyor mu? Örnek verecek olursam Abid Vanlı kardeşimiz basın ilan müdürü sıfatıyla görev yaparken Erzurum'a sürülüşünde ses çıkarmazsan Mustafa Şirin'i, Mehmet Taş'ı ve şahsımı bir gün dahi arayıp hal hatır sormazsan, senin etrafında gözükenlerin her birinin gizli ajandası olduğunu bilmezsen, Hayrettin Bey'e "kendine gel artık, bu şehir AK Parti'nin kalesi,
bu şehrin insanlarını AK Parti'den uzaklaştırıyorsun diye çıkışmazsan, teşkilat içerisinde bulunan mektep talebelerinin yaptıklarını görmezden gelirsen, kadın kolları başkanının milletvekili olmak adına yaptığı gafları, parti içerisinde hiçbir gönülden çalışan kadınların kalmadığının hesabını sormazsan, il başkanı ve bir iki isim dışında teşkilat üyelerini bu şehrin insanlarının tanımadığını, bilmediğini kulak arkası edersen, Elbistan'da yanı başında oturan bir belediye başkanının kalkıp muhtarlara hakaret etmesini, o an orada Ekinözü belediye başkanına sert konuştuğun biliniyor. Ancak Ankara'ya vardığında gereğini yapmazsan, Elbistan halkının daha önce yaşadığı Durmuş Küçük olayını unutturmaya çalışıp Elbistan'a gereken yatırımların akmasını sağlamazsan, Elbistan karayolunun yıllardır bitmesi, yani sürüncemede kalmaması için gereken adımları atmazsan, teşkilat üyelerine Twitter'da TT olduğun için hazırlanmış metni paylaşılması adına dahilin var mı bilmiyorum, paylaşmalarına ses çıkarmazsan, fonladıkları herkesçe malum olan sözde basın mensupları başka yerde hazırlanmış o yazıyı paylaşanlara, parantez içinde AKP ve birkaç iş adamı tarafından fonlanan ve aylık 300 bin lira gibi bir rakamın verildiği yandaş basın kuruluşunun faturalarının ödenmesini koşturanları görmezden gelip ne yapıyorsunuz? Bu paylaşımlarla daha çok Kanal Maraş'ın bizden uzaklaşmasını sağlıyoruz diye çıkışmazsan daha çok yalnız kalırsın. Diyorum ya, nereden nereye? Sözün özü şu: siz devam edin bu davranışlarına, bu tür davranışlarınıza. Yüreğimizde birkaç sevki kırıntınız kaldı. Onun da oradan çıkmasına vesile oluyorsunuz. Bilmem anlatabildim. Şimdi sevgili Kahramanmaraş, bu köşe yazımın altında da iki tane dipnot yazdım. Okuyacağınızı umuyorum. Ve Sayın Ünal'ın yanlış üstüne yanlış kulvardan gittiğini düşünüyorum. Niye derseniz, Elbistan'daki birkaç muhtarı toplayıp Anadolu Ajansı'na röportaj verdirdikleri iddia ediliyor. Yani orada Sayın Mahir Ünal'ı muhtarların korumaya çalıştığı, buna yönelik Elbistan muhtarlarının Mahir Ünal'a tavrı almış gibi bir pozisyon yaratıldığını, böyle bir olayın olmadığını basında okuduk. Şimdi ortada bir belge var değil mi? Seçimden önce mahalle muhtarları ve vatandaşlarla Ekinözü Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu bir su sorununun protokolü var. Peki bir belediye başkanı seçime giderken ben sizin sorununuzu çözeceğim diyerek protokol yapıyorsa ve bu metin belgesi Kanal Maraş vasıtasıyla ulusal medyada yer alıyorsa, bir değil 100 kere Sayın Ünal'ın düşünmesi lazım. Biz Sayın Ünal'a karşı değiliz. Biz diyoruz ki AK Parti olarak yanlış yapıyorsunuz. Bu yanlış yapmanızın yerelde, yerel medya ile kamuoyuna duyurulurken sizlerin iktidarın gücünü de kullanarak işte muhtarları konuşturmanız, ne bileyim Anadolu Ajansı'nı oraya götürüp röportaj aldırmanız hata üstüne, bana göre hata diye düşünüyorum. Oradaydınız değil mi? İlçe binasında toplantıda muhtarların yanınıza gelip belgeleri sunduğu, yanınızda oturan Ekinözü Belediye Başkanı'nın hakarete varan muhtarlara cümleler sarf etmesi ve sizin Ekinözü Belediye Başkanı'na sert tavırlarınız doğru. İmzamı atıyorum. Ama işte diyorum ya, yerel medyanın gönlünü kırdınız. Yerel medyayı küçük gördünüz. Yerel medyayı emir eri gibi görerek bize mahkumlar demeye getirdiniz. İşte o küçük gördüğünüz yerel medya şu an büyümüş vaziyette. Ve ulusal medya, işte o yerel medya Kanal Maraş'ın her haberini takip ediyor ve gündemine alıyor. Dolayısıyla öyle muhtarların çıkıp konuşmasına gerek yok. Sizin bizzat Kanal Maraş'a gelip bu masada, bu stüdyoda kamuoyuna seslenmeniz gerekir. Kanal Maraş vasıtasıyla siz sesinizi duyurursunuz. Yoksa Ekinözü'nde 3-5 tane muhtar bir araya gelmiş, Mahir Ünal'ı işte böyle bir sorun yok demiş, Mahir Ünal'ın onların savunmasına gereği yok. Yani gerek duymayacak bir Mahir Ünal'dır bizim gözümüzde.